Ekranda gördüğümüz bu tablo için standart indirgenme potansiyelleri tablosunun daha kısa bir hali diyebiliriz. Sol tarafta farklı yarı tepkimeler var. Dikkat ederseniz her bir yarı tepkime indirgenme yarı tepkimesi olarak yazılmış. Hemen kısa bir hatırlatma yapalım. İndirgenme elektron kazanımı demekti. Öncelikle ilk yarı tepkimeye bakalım. Gümüş iyonu bir elektron kazanarak gümüş katısını oluşturuyor. Bu bir indirgenme yarı tepkimesi. Standart indirgenme potansiyeli de 0,80 volt olarak verilmiş. Bu değer referans olarak kabul edilen standart hidrojen elektroduna ait olan bu yarı tepkimeye göre hesaplanıyor. Bildiğiniz ve gördüğünüz üzere referans değer 0 volt. Diğer bütün yarı tepkimeler bu değerle karşılaştırılıyor. Standart indirgenme potansiyeli ne kadar büyük bir pozitif değere sahip olursa o madde o kadar kolay indirgenebilir oluyor. Gelin şimdi bakır artı 2 iyonlarıyla çinko artı 2 iyonlarının indirgenmesini karşılaştıralım. Yani burada gördüğünüz yarı tepkimelere karşılaştıralım. Bakır artı 2'nin bakır katısına indirgenmesinden ortaya çıkacak standart indirgenme potansiyeli 0,34 volt. Çinko artı 2'nin çinko katısına indirgenmesindeki değer ise eksi 0,76 volt. Ne demiştik? Değer ne kadar pozitifse madde o kadar kolay indirgenebilir. Görünen o ki bakır çok daha kolay indirgenebilir. Çünkü 0,34 eksi 0,76'dan çok daha pozitif. Bakırlar zaten etrafındakiler tarafından hep sevilmişlerdir. Demek ki bundanmış. Neyse konumuza geri dönersek bu tepkimenin indirgenme yarı tepkimesi olacağını söyleyebiliriz. Bir başka deyişle çinko ve bakırı içeren bir redoks tepkimesinden bahsediyorsak buradaki bizim indirgenme yarı tepkimemiz olmalı. Bakır artı iki iyonlarının iki elektron kazanarak bakır katısına dönüştüğü indirgenme yarı tepkimesi. Standart indirgenme potansiyeli ise 0,34 volt. Redoks tepkimesi dediğimizde aklımıza gelmesi gereken şey bir şeylerin indirgenirken bir şeylerin ise yükseltgenmesi. İndirgenme yarı tepkimesini zaten bulduğumuza göre bize gereken bir yükseltgenme yarı tepkimesi. Bu da buradakinin bizim yükseltgenme yarı tepkimemiz olduğunu gösteriyor. Ama burada indirgenme yarı tepkimesi gibi yazılmış olduğuna göre, bizim onu ters yöne çevirmemiz gerekiyor. Yani sol tarafta çinko katısıyla başlamalıyız. Çinko yükseltgenip çinko artı iki yonlarını oluşturmalı. Bu durumda iki elektron kaybetmeli. Elektron kaybı yükseltgenme demek olduğuna göre, bu da bir yükseltgenme yarı tepkimesi olmuş demektir. Tabi sadece tepkimeyi ters yöne çevirmemiz yetmiyor. Bir de standart yükseltgenme potansiyeline bulmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyorduk? Aslında hemen buradaki tabloya bakabiliriz. Eksi 0,76 standart indirgenme potansiyeliydi. Standart yükseltgenme potansiyelini bulmak için sadece işareti değiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 0,76 volt yaparsak bu iş tamamdır. Net redoks tepkimesini bulmak için de bu iki yarı tepkimeyi toplamamız gerekiyor. Elektronlar birbirine götürünce sol tarafta elimize kalan bakır artı iki yonları ve çinko katısı olacak. Sağ tarafta yani ürünler tarafında ise bakır katısı ve suda çinko artı iki yonlarını elde edeceğiz. Bu redoks tepkimesi size de tanıdık geldi değil mi? Birkaç videodur voltaik yani galvanik hücrelerde kullandığımız istemli redoks tepkimesi değil mi? Biraz daha dikkatle bakarsanız öyle olduğunu fark edeceksiniz ya da en azından bu tepkimenin istemli olduğunu hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Peki bu durumda hücrenin potansiyelini nasıl buluyorduk? Standart hücre potansiyeli. Bütün hücreler için gereken potansiyel. Net redoks tepkimesini bulmak için iki yarı tepkimeyi toplamıştık. Aynı şekilde standart hücre potansiyelini bulmak için de iki yarı tepkimenin standart potansiyellerini toplamamız gerekiyor standart indirgenme potansiyeli ile standart yükseltgenme potansiyelini topluyoruz. Yani yapmamız gereken 0,34 ile 0,76'yı toplamak. Bu durumda hücre potansiyeli 1,1 volt'tur. Ama bunu zaten önceki videolardan da hatırlıyor olabilirsiniz. Daha önce potansiyel farkını ya da bir galvanik hücrenin potansiyelini ölçmek için voltmetre kullanıldığından bahsetmiştim. Standart koşullarda elde etmemiz gereken değer 1,1 volt. Aslında standart indirgenme potansiyelleri tablosunun güzelliği de işte burada saklı. Galvanik hücrelerin potansiyelini de yine bu şekilde hesaplayabiliriz. Öyleyse yarı tepkimlere biraz daha detaylı bakalım. Yükseltgenme ile başlayalım. Çinko'nun yükseltgendiğini biliyoruz. Çünkü Çinko 2 elektron kaybediyor. Çinko'nun kaybettiği 2 elektron bakırın indirgenmesine neden olan elektronlarla aynı elektronlar. Bir başka deyişle çinko bakırın indirgenmesine neden olan maddede diyebiliriz. Ya da kısaca çinko indirgen diyelim. Bu bazen kafa karıştırıcı olabiliyor. Çinko yükseltgenirken nasıl indirgen olabilir diye sorular gelebiliyor. Ama burada indirgen derken çinkonun başka bir maddenin bu durumda bakır artı iki onların indirgenmesine neden olduğundan bahsediyoruz. Çinko indirgen, bakır artı iki ise iki elektron aldığı için indirgenen madde. İki elektron alarak çinko katısının yükseltgenmesine neden oluyor. Bu da ona yükseltgen dememizi sağlıyor. Yani bakır artı 2 de redoks tepkimesinin yükseltgeni. Şimdi bir de standart indirgenme potansiyeli tablosuna bakarak yükseltgen ve indirgen maddeler hakkında bir şey bulabilir miyiz görelim. Bizim yaptığımız bu iki yarı tepkimeyi karşılaştırmaktı. O zaman bakır artı 2 ile çinko artı 2 iyonlarını karşılaştıralım. Bakır artı 2 daha kolay indirgeniyor öyle değil mi? standart indirgenme potansiyellerine bakarsak daha pozitif bir değere sahip. Bakır artı 2 daha kolay indirgendiği için çinko artı 2'den daha güçlü bir yükseltgen. Tabloda yukarıya doğru giderken bir maddenin indirgenme kolaylığını arttırıyoruz. Demek ki yükseltgen maddenin kuvvetini arttırıyoruz denebilir. Standart indirgenme potansiyelleri tablosunda yukarı giderek yükseltgenin kuvvetini arttırıyoruz. Öyleyse bakır artı 2, çinko artı 2'den daha kuvvetli bir yükseltgen. Bir de tam tersine düşünelim. Tabloda yukarı doğru giderken bu şekilde olduğuna göre aşağı giderken de tam tersi olmaz mı? Aşağı doğru giderken de katı haldeki bakır ve çinkoyu karşılaştıralım. Bildiğimiz gibi çinko katısı bizim redoks tepkimemizdeki indirgen madde. Çünkü standart indirgenme potansiyeli daha negatif bir değere sahip. Bu da bu tepkimenin yükseltgenme yarı tepkimesi olduğunu gösteriyor. da aşağı doğru inerken yükseltgenme kolaylığını bir başka deyişle de indirgen maddenin kuvvetini arttırıyoruz. Dolayısıyla çinko bakırdan daha kuvvetli bir indirgen. da aşağı doğru giderken indirgen maddenin kuvveti artıyor. Mesela lityuma bakalım. Lityumun standart indirgenme potansiyeli daha da negatif bir değere sahip. Bu bize neyi gösterir? Bu tepkimenin daha da çok yükseltgenme yarı tepkimesi olacağını işaret ediyor, değil mi? Yani lityum çinko'dan da daha kuvvetli bir indirgen.